Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Karşımda yine Praktis'ten Burak Akmenek var. Ben. Niye sen? Çünkü yine oyun inceliyoruz. Evet. Gene benim sevdiğim bir tür. Ne getirdin? Dragon Age Inquisition. Senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi. Bir tanesi. Dragon Age serisinin üçüncüsü. Evet. Birincisi Origins iyiydi. İkinci Dragon Age 2 kötüydü. Bunun hakkında da konuşalım. Tamam. Başından anlatmayayım her şeyi. Şimdi... Öncelikle sana esas sorumla başlamak istiyorum. 1 ile 2'yi hiç oynamayan birisisin. 3'ü küt diye başlayabilir misin? Başlarsın. Alakası yok diyorsun. Başla. Çok fazla. Ya şöyle şimdi dünyayı bilmen tabii ki avantaj sağlar. Hani Templarlar var ama Templarlar kimdir? He. İşte bir yandan Chantry var ama Chantry kimdir? Çünkü şey var, bu böyle çok basit bir dünya değil bu. Hani Dragon şey AD&D'de olduğu gibi, daha önceden Dragon's'ta olduğu gibi hani çok basitçe böyle, ki o da tabii ayrı bir dünya, ayrı bir konu ama hani karakterlerimi alayım, partimi alayım, dalayım, geçeyim diye bir şey yapmaktan daha çok burada çok fazla politik oyunlar oynanıyor. Onları bilmen, işte bu grupların dünyadaki politik ağırlıklarını falan bilmen işe daha bir keyif katıyor. Tabii ki bilmeden oynarsın ama daha keyifli oynaman için bilsen daha iyi olur. O zaman belki de hani birazcık bir yerlerden okumak da lazım oyuna girmeden önce. Bilgi edinmek lazım. Çünkü oyunları bir daha 1 ile 2 oynamadıysan onları bitirmek zaten büyük zaman alır. Tabii. Bu oyun başlı başına iş. Tabii. Bir de mesela işte önceki oyunlarda olan grup, mesela Grey Warden'lara rastlıyorsun. Grey Warden'ın halbuki çok güzel bir geçmişi var. Önceki oyunlardan işte oynadığımız hatta karakterler falan. Burada karşına çıkıyor. Onu bilince abi Grey Warden falan diyorsun. Hani burada halbuki karşına çıkıyor adam biri. Merhaba ben Grey Warden. Merhaba abi. Hani... Anladım. Valla peki hikaye biraz, ama spoiler vermeden hani çok fazla. Şöyle aslında zaten oyun çıkalı bir bu videoyu çektiğimizde bir ay yaklaşık olacak. Hikaye şu, gene yuvarlamak gerekirse iki tane büyük politik güç var. Dünyada, oyunun geçtiği dünyada, Terras diye bir dünyada geçiyor. Bunlar toplantı halindeyken gökyüzü yarılıyor ve büyük bir yarık bu toplantının bulunduğu yere düşüyor diyelim. O toplantıda kim var kim yok, divan adındaki en büyük kişi başta olmak üzere hepsi yok oluyor. Tabii politik başlar yok olunca bir karmaşa doğuyor. Ve iki denge var burada. Çok kısaca demek gerekirse bir tanesi savaşçılar, bir tanesi büyücüler. Bunlar birbirlerini suçlamaya başlıyorlar. Sen yaptın, sen yaptın diye. Bir yandan da her şeyin tam ortasında o büyük patlamanın içerisinden çıkan sen varsın, ana karakter. Evet. Sen kurtuluyorsun, seni buluyorlar. Arkadaş diyorlar, sen bir de şeytanlar... saldırıya geçiyor ki hani o yarığın içerisinden sen çıkıyorsun. Sen nasıl çıktın, nasıl kurtuldun diyorlar. Derken sen o yarıkları kapatabilme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyorsun. Farkına varmadan bunu yapıyorsun bir yandan. İşler iyice karışıyor. Arkadaş hani sen bir de bunu kapatıyorsun, dost musun, düşman mısın derken iki taraf da seni biraz dışlıyor. Sen de gidip kendi bildiğini kuruyorsun Inquisition adı altında, ama bu hani Engizisyon, bu bildiğimiz Engizisyon hani tarihteki Engizisyon da değil. Hani o biraz kötü bilinir. Burada adı Inquisition. Kendi ne diyeyim, krallığını, birliğini kuruyorsun. Krallık demeyelim de. Ve bu güç odakları arasında sen güç kazanmaya çalışıyorsun çeşitli bölgelerin içerisinde. Zaten yaparak bir takım şeyler kazandığın güçleri de aslında büyük haritamız var. Orada da politik işler için harcıyorsun. Bir de öyle bir hikaye var. Yani sırf böyle dediğin gibi dungeon'a gir. Bölgelerde dolaş. Savaş değil iş yani. Tamam, anlaşıldı. Yani burada bir başka Skyrim klonuyla karşılaşmamış durumdayız. Klon demeyelim. Evet, yani şey, karşılaşmadık. Skyrim... Yani. Yok, Skyrim'den de çok farkı var. Yani çok. Hem benzerlik hem farkları var. Taktik tarafı daha fazla. Sen anladığım kadarıyla senin anlattıkların tarafı. Evet, bir düşünce. De çok sağlam İngilizce bilmek gerekiyor. Gerçekten. Çünkü seslendirmeler var. O seslendirmeleri, çok güzel seslendirmeler var. Hem anlayabilmen lazım hem de gerçekten konuşma seçeneklerine ona göre cevaplaman gerekiyor ki cidden orada yaptığın bazı seçimler senin oyundaki akışını değiştiriyor. Anlaşıldı. Peki oyuna bir girelim bakalım. Girelim. Fraps'ı başlat istersen. Fraps'ı başlatmak isterim. Continue diyerek girelim. Bu arada biz de minik bir güncelleme yaptık. Bizim bilgisayar 580'di. Nvidia'nın şimdi 760. Öyle çalıştırır. Minik bir değişiklik oldu. Güzel. Bu arada sen videodan önce konuşurken çok beğenmemiştin görsellerini, ama ben şeyi beğendim. Sanat çalışmasını beğendim. Yani adamlar... Ya o şeyden kaynaklanıyor. Ben Skyrim'i öyle bir hale getirdim ki şu modlar yüzünden. Yani... O yüzden şu an şey dokularda mokularda böyle bir eksiklik hissediyorum. Ama tamamen sebebi odur yani. Tamam peki.
Ben çok oynamamıştım ama bir tane kendime şey eklemiştim. Yerin altında kendine ait özel bir alan yapıyordun. Muhteşemdiyiz. Konuyu dağıtmayalım. Yoksa sonu gelmez yine başladık mı? Şimdi burası bizim kalemiz. Tabii ben birazcık ilerledim oyunda. İşte üstümdeki armor yani zırh seti şu anda biraz Şimdi mor bir set. bu klasik olarak sen kendi karakterini oluşturdun değil mi? Evet. Tipinden Hatta adını da Köroğlu koydum. Komik Köroğlu. biliyorum ama. Tipinden her şeyine kadar ayarlayabiliyorsun. Şöyle inventory'e bakarsak kendimiz de görürüz. Evet. Şimdi bu benim. İşte üzerimdeki eşyalar işte klasik hani bir FRP setinde hepsini işte yani başına bir şey koyuyorsun. İşte buraya bir takım kemerdir, işte yüzüktür falan ekleyebiliyorsun. Ama mesela şu silahı ben yaptım. Adını ezici koydum. Oyunda bulduğun silahlardan daha çok senin yaptığın silahlar daha üstün. Öyle mi? Böyle bir şey var. Mesela şu zırhı da en son işte buraya gelmeden önce yaptığım görevde bir kiralık asker grubunun başındaki adamdan aldım öldürerek. Bu mor. Klasik yine seferde olduğu gibi işte Tamam. iyi, eşyalar mavi, işte sarı, hani mor olarak falan böyle sınıflandırılıyor. Bu mesela benim. Ben burada savaşçımı yeteneklerini gösterdim birazdan. Bu savunma ağırlıklı bir savaşçı. O yüzden elinde kalkanı var. Şurada. Bunu da buz duvar demişim. Çünkü cold resistance veriyor. İşte burada mesela Cassandra diye başka bir savaşçım var. Bu oyunun başında bize katılan bir savaşçı. Sera diye bir dünyanın en çirkin elfi gelecek. Bu arada şunu söyleyeyim gelmişken fark etsen oğlan çocuğuna benziyor. Evet. Yani ben karakterimi elf de yapabilirim. Hani bir sürü farklı şey ırk kullanabiliyorum. Bir sürü Tamam. ırkımız var burada. Ben insan yapmayı tercih ettim. Mesela bu bana katıldığı zaman okçuydu. Ama ben yeteneklerini sıfırdan ayarlayabiliyordum. Bunu 2.50 bir rogue yaptım. Çok güzel arkadan klasik rogue taktiği. Bıçaklayıp darmadağın edebiliyor rakibini. Görünmez olabiliyor. Blackwall bu 2.50 bir savaşçı. Bu aynı zamanda Grey Warden. Vivian bununla gene bir görevden elde ettim. Bana katıldı. Ben bunu mesela ateş saldırısı ağırlıklı bir büyücü yaptım. Solas bunu da daha çok savunma ağırlıklı bir büyücü yaptım. Çok büyük bir yaratıkla kapışacağım zaman bu bariyer açabiliyor bana. Bunu onda kullanıyorum. 4 tane karakter alabiliyorsun yanına. Göreve giderken hangisini alacağına karar veriyorsun. Bu uzaktan saldıran bir ok. Iron Ball. Bu da başka bir paralı asker savaşçı grubu ama bana katıldı. Onun lideri. Mesela buna da şöyle bir silah yaptım. İşte bu mesela AOE'de yani etrafına alan saldırısına 104 daha vuruyor. Bu silahlarını kuvvetlendirebiliyorsun. Ekstra mesela şey ne bileyim sapını daha kuvvetli yapabiliyorsun. Ekstra özellikler katıyor. Rune'larla Peki falan. o craft olayının senin yeteneğinle bir alakası var mı? Yok. Giriyorsun, craft ediyorsun. Bir problem yok orada. Herhangi bir şey yok. Bunlar işte hani ne bileyim işte zırhlarını değiştirebiliyorsun. Aksesuarlar ekliyorsun. Burada farklı zırh tipleri var. İşte ağır zırhtan işte orta zırh, harika He. kadar falan hepsi gidiyor. Klasik. Tabii yani bunlar şey, bunlar Bu klasik. ne? Bir dakika. Upgrade'ler de sana söyleyeyim işte. Mesela burada zırh upgrade'leri var. İşte silah upgrade'leri var. Onları Bu yapabiliyorsun. upgrade'lerde kullandığın malzemeyi bulunca mı upgrade alıyor? Yoksa ne Evet, oluyor? Mesela hani bunu işte şeye ekliyorsun. Senin üstünün dışında bir şey var. Buradan dışarı çıkınca gösteririm. Şu ileriden kapıdan çıkınca bir tane blacksmith'im var. Demircim He, var. Orada tamam. yapabiliyorsun bunları. Şimdi hazır buradayken Burası senin kalen mi? burası benim kalem. Aslında bu kaleye biz biraz el koymuş durumdayız. Buraya ele geçince, buraya girince buranın sahibi geliyor. Arkadaş benim mülkümde sen ne yapıyorsun diyor. Ama bizim danışmanlarımız var. Şurada mesela içeride bir tane danışmanımız var. Bu kadın konuşuyor ve ikna ediyor onu, Josephine. Bu arada da farkındaysan burada biraz değişik bir işte giyim kuşam söz konusu. Evet. Bunda yok ama genelde bu ülkenin asilleri şey takıyor, maske takıyor. İtici biraz o açıkçası. Yani şurada mesela research şeyi var, masası var. Şimdi öldürdüğümüz yaratıkların bazılarının üzerinden bir takım ufak tefek eşyalar düşüyor. Onu burada araştırmaya veriyorsun. O yaratıkla kapışırken veya düşman diyeyim daha doğrusu kapışırken ufak tefek bonuslar kazanıyorsun. Şimdi asıl War Room'a dönelim. Oradan dışarı çıkarız. War Console. Şimdi burada konsülümüz toplanıyor. Sana bahsettiğim o güç puanlarını bu haritanın üzerindeki görevlere gitmek için kullanıyorsun. Bunlar senin aynı zamanda danışmanları. Bunlarla oyun içerisinde konuşup ufak tefek fikirler alabiliyorsun. Burada bir nevi şey işte. Yani Orley Fransız. İşte Ferelden İngiliz. İngiltere Krallığı tadında biraz. Mesela şurada şuraya gelelim. Burada senin bu ajanlarını bu görevlere yollayabiliyorsun. Ben bunları yapmıştım zamanında. Ve bu görevde gitmek için şu sağ altta gördüğün power'ı kullanıyorsun. Şunu Tamam. kullanıyorsun. En yüksek görev 15'ti. Ben bunları yaptım. Mesela burada işte
yollamışım, böyle bir şey olmuş falan deyip takım bilgiler veriyor. Yani bunu yapmış için komplit bunun bir tek çok eskisi olmayacak. Bu görevleri adamına yolluyorsun, o kendi kendine mi hallediyor? Kendi kendine diyor, bak şurada göstereyim daha iyi olacak. Şimdi ben bir kırılmaya gelmiştim oyun içerisinde, kırılma noktasında. Şimdi buraya yollarsam ben şeyi seçmiş olacağım, Templar'ı seçmiş olacağım. Böyle bir hikaye var. Şimdi buna select dersem, mesela Templar'ı seçtim. Bu arada da save'imi de upload etmeyeceğim. Çünkü ben oyunda Mage'i seçmek istiyorum. Neyse problem değil. Fakat şimdi bunlar bayağı uzun konuşmaya girdiler. Bunun neden gerekiyor ki? Muhtemelen sana tahmin ediyorum bir yere dönecekler. Bu senin oyunun başına bir yanında olan savaşçın. Bu biraz daha politik bir karakter. Politik güçleri çok iyi oyun içerisindeki diğer lordlarla. Şimdi yukarıda son cümlenin çıkması lazım. Çıktı. We can ask him'den. Lord Seeker, yanlış hatırlamıyorsam Templar'ın başındaki adamdı. Ne yapalım, ne edelim? Alliance'ı önerelim. Ne yapalım, onunla ilgili bir... Öyle yap, öyle yap. Alliance önerelim. Konuşurken de, bu da mesela bizim ajanlarımızın başındaki kadın. Şimdi görevi yollarken kartlar çıkıyor. İşte bu kadın çıkıyor. O zırhların içerisindeki eski Templar olan savaş çıkıyor veya ajan kadın çıkıyor. Her birinin görevleri bir çözüş şekli farklı. Bu da sana daha farklı bonuslar kazandırıyor. Bir tanesinden altın kazanıyorsun. Bir tanesinden güç kazanıyorsun. Vesaire vesaire. Bu da genelde bizle savaşmaya gidiyor. Ama buradaki konuşmalar uzun uzun oturup bunu dinlemen gerek açıkçası. Peki göreve gönderdiğim adamın başarısız olma şansı var mı? Yok. Ben şimdiye kadar hiç başarısız olmadım. Farklı sonuçlar geliyor ama sana. Şey yap gitsin. Tamam abi. Buradan çıkabiliyor muyum? Çıkamıyorum. Maalesef bir şey seçmek zorundayım. Uzun uzun konuşacak lazım. Bir şey şimdi. Dikkatimi çekti ya. Bu yakın plandaki bu yüzler müzler çok iyi. Evet. Ama uzaktan baktığın zamanki grafikler daha farklı. Ya herhalde şey yapıyorlar. Onu bilerek o şekilde bir... Bilgisayarda biraz rahat çalışsın diye. Evet, öyle bir sistem uygulamışlar gibi geldi bana, bilmiyorum. Mantıklı. Bunları skip ettim ki... Al. He. Cancel dersen bu görev iptal mi? İptal olması lazım. Dene. Dedim ya. İptal ettim. Güzel. Oh, sevdiğinden kurtardım. Burayı bir daha seçebilirim. Şimdi geri gidelim. Sen bizi biraz aksiyona götür. Evet, o yüzden zaten derdim oydu. Nasılsa oyunu ben daha sonra oynayıp gösteririm. Zaten bu arada bitirince o kadar çok oyun var ki hala bir sürü şeyi bitiremedik. Şimdi buradan çıkalım. Biraz kalemizin dışını göstereyim. Oradan da senin dediğin gibi aksiyona dalalım. Şimdi burası bizim kalemiz. Burada da şeyler var. Mesela şu taraftan, sol taraftan gidersem alkemist var. İşte kendime iksirler veya el bombaları yapabiliyorum. Onlar için de oyun içerisinde otlar toplamam gerekiyor. Veya işte zırhlarımı güçlendirmem için mesela hayvanları öldürdüklerini soymam gerekiyor. Veya işte çeşitli madenler toplamam gerekiyor. Veya şurada böyle bir karakter var mesela. Bu bana çeşitli görevler veriyor. Requisitionlar. Bunları yapınca da gene power kazanıyorum. Bu arada benden beraber gelen karakterler de böyle etrafta dolaşıyor. Mesela şurada benim bir cüce okçum var. Verdik. Neyse çok fazla uzatmayayım. Böyle güzel manzaralar var şimdi. Haritayı açalım. İşte haritamızda gene klasik olarak neyin ne olduğunu anlatan böyle bir takım ipuçları var falan filan. Bizim asıl olayımız bu. World Map. Şimdi burası gidebileceğimiz alanlar. Ve tamam. Bunların her biri aslında çok büyük haritalar. Hinterlands başlangıç alanımız. Şimdi burada da şeyi söyleyeyim. Ben Frax ikinci denemesinde de yazmıştım. Böyle bir uzun bir liste var. Mesela Hinterlands 1 ila 4 level arasında. He. Ama yani orada da görevler vardı ama 12 level ejderha da çıkıyor karşına. Güzelliği bu. Yani sana şey veriyor. Canlı bir dünya veriyor. Böyle inatla işte bu bölgede bu level arası, bu bölgede bu level arası diye bir şey yok. O yüzden hani korka korka gerçekten böyle dalsam mı dalmasam diye düşüne düşüne ilerliyorsun. Şuraya gittim ben Stormcoast'ta. Bayağı güzel yer. Mesela şuraya hiç girmedim. Burası da şu an benim aslında gelebileceğim bir yer. Şeyde haritayı da göstereyim. Mesela Haven'dı. Şuradan devam ederiz Stormcoast'tan. Veya buradan devam edelim. Burayı bayağı bir açmıştım ben. Şimdi buraya biraz tıklarsak bayağı yapılacak bir şey var. Şimdi şunlar bizim bu haritanın içerisinde ilerleyip açmamız gereken kamplarımız. Tamam. Burada ilerledikçe hem power kazanıyoruz hem buralara hızlı bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Ve burada aynı zamanda şardlar toplayabiliyoruz. Bir yandan da mesela bu bir görev. Memories of the Grey. Gidip bunu yapmamız için şuradan oyuna girersek buraya koşabiliriz gibi. Bu arada da şeyi de söyleyeyim. Hadi şuraya gidelim de oraya geçerken onu da orada anlatayım. Oyun içerisinde sırf böyle belli bir
yolu izlemek zorunda değilsin. Hoplaya zıplaya gidebiliyorsun. Hmm. Bak grup seçimi. Yani şey haritanın içerisindeki taşların alt taşların ne bileyim üzerinden atlayabiliyorsun, atına binebiliyorsun. At için bir görev yapman gerekiyor ama. Görevimi şey grubumu topluyorum. Ver iki alalım uzaktan saldıran. Gene bir saldırı büyücüsü yaptığım Vivian'ı alalım. Bir de tabii benim Iron Ball. Bu da şuna, bunların hepsi birer DPS grubu oldu bu. Ben gidiyorum kendime çekiyorum yaratığı. Bana saldır diye bağırıyorum. Ben tanklarken onları arkadan eziyorlar. Diyeyim. Konfirm diyeyim. Ve gidiyorum. Yükleme ekranına seni oyalamak için şimdi birazdan çıkacak bir takım şeyler yapmışlar. Ufak ufak böyle kartları falan okuyabiliyorsun şurada. Yani burada da ufak bir etkileşim yapmışlar. Ha güzel. Tabii bunları okuyabiliyorsun. Hani Black Vault. Kimdir? Tıklatmayacaklar yükledi. İşte oyunda şunu yaparsan şöyle olur. Şey var. Quick Save, Quick Load var. F5'e bol bol basıp hayatını kurtarabiliyorsun. Onu da söyleyeyim. Tamam. Şimdi bunlar gene bizim kendi adamlarımız. Tamam. Böyle gayet sağlam adamlarımız var. Burada şöyle güzel bir şey var. Haritada buradan buralara gidebiliyorsun ya. Herhangi bir yerde savaş içinde değilsen bunu yapıyorsun. Bunu yaptığın zaman da senin şuradaki tüm ikisinin her şeyin doluyor ve sağlığın iyileşiyor. Tamam. Bunları doldurmazsan işin biraz zor özellikle büyük savaşlarda. Şimdi nereye gideceğiz dedik. Buraya gideceğiz. Buraya sağla sağ tıkla işaret koyuyorum. Tamam. Şimdi bunun güzelliği şu. Haritada geldi. Haritada geldi. Şimdi ben oraya gittikçe uzaktan görmeye başlayacağım. Hoppa. Etraftaki madenleri falan da alabilirim şimdi istersen. Şeyler, hayvanlar sana saldırıyor mu? Saldırıyor ama mesela bu saldırmıyor. Bunlar çünkü mavi bak. Ufak şuradaki şeyde görüyorsun. Tamam. Ha, onlara sen saldırıp üstündeki kürkü alabiliyorsun. Şöyle biraz ilerleyelim. Bak gördün mü? Solda bir mavi ışık hüzmesi olarak gösterdi. Böylelikle gideceğin yeri çok rahat bulabiliyorsun. Hazır gitmişken Elfruit alalım. Elfruit'un güzelliği şu. Sen kamplarına gittikçe otomatik olarak oradaki potion'ları bunları kullanarak yapıyor eksileri. Şimdi geldik. Bakalım burada Grey Ward'unla ilgili ne ipucu varmış. Bu arada oyunda search var. V tuşuna basarak böyle bir arama yapıyorsun. Bak sana diyor ki şu tarafa doğru git. Ha. Burada okuyacak edecek bir şey var galiba. Bir daha bir search yapalım. Evet burada. Grey ile ilgili bir şey daha bulduk. Şimdi ben tabii buraları temizlediğim için biraz savaşa girmemiz zor ama bir bakalım savaşabileceğimiz bir yer var mı? Şöyle hızlıca bakayım. Açmadığım, savaşabileceğim yakın şurada ejderha vardı galiba. Yok okularım varmış. Şuna, şuraya girersek aksana dalabiliriz. Şimdi dedim ya riftleri kapatabiliyoruz diye. Rift savaşlarında gerçekten zorlu gruplar karşımıza çıkabiliyor. Öyle her rifti kafamıza göre kapatamıyoruz. Bak burada farkındaysan sis var. Evet. Atmosfer güzel. Hadi toplamayayım onu. Aksana doğru gidelim. Şimdi sesleri de duymuyorum. Bakalım yakında bir şeyler var mı yok mu? Gidiyoruz. Nehir yatağındayız. Kuru bir nehir yatağındayız. Atmosferi çok güzel yapmışlar oyun içerisinde. Sağda bir tane mağara var mı? Ha burası tamam. Rift herhalde burada. Evet şimdi burada bir rift var. Bakalım nasıl savaş bizi bekliyor. Oo savaş moduna geçtik. Oo adamlar yukarıda. Muhtemelen yanımıza gelecekler. Kendilerini bekliyorum. Neredeler ya? Sen nasıl gördün? Yukarıda abi de lifti kapatacağım. Kapatamıyorum. Şimdi geldiler. İşte geldiler. Şimdi burada şöyle hemen taktik moda geçiyorum. He. Evet. Kimler çıkmış? Neye karşı bağışıklığı var? Mesela Fireball'ın ability. Bunu yerse daha çok zarar görüyor ama cold resistance var. Yani buz büyüsü atarsam ben buna çok işe yaramayacak. Bu arada ufaktan benim elemanlarım savaşa geçti. Chain Lightning atıyor büyücüm. Ben bakıyorum. Raid 12. O 12. Grup benim grubuma grubumu biraz zorlayacak. Burada bir tane Rage Demon çıkıyor. Buradan sağ çıkmamız biraz zor olabilir. Şimdi burada taktik belirliyoruz.
benim karakterim buydu. Bunun özelliklerine bakıyorum. Zincirle atıp adamı kendine çekebiliyor. Üstüne koşabiliyor ve bana saldırmayı bir Warcry'a yatabiliyor. Şimdi bizim derdimiz elemanlarımızı kurtarmak. Diyorum ki ben sen buna bir saldır. Ve buna koşarak saldır. F2 ile bu karakteri geriye çekeceğim. Onun ölmemesi lazım. Büyücümü geriye çekeceğim. Bu şey değil değil mi? Turn bazlı hani... İşte şimdi birazdan göreceksin. Hayır. Değil. Bir action point harcatmıyor. Yok, action point aslında harcatıyor. Yani şöyle cooldownların var. Kullanınca he, onun da olmasını bekliyorsun. Ama şu hareket için gerekmedi galiba. Yok şimdi, yok onun için değil ama şöyle. Gerçek şeye geçtim. Karakterlerimi geri çektim. Bir daha T'yi aldım. Çünkü ne olduğunu görmek istiyorum. Şimdi bu karakterimle buraya daldım da neler oluyor bilmiyorum. Bunu bir Warcry'a attırıp kendime çekmem lazım. Tamam, şimdi onlar orada kapışırken ben büyücümle savaş alanını biraz şey yapabilirim. Kendi kontrolümün altına alabilirim. Bunlar savaşmaya başlasınlar. Ben şuraya bir tane... Oh, bir de panikledi onlar. Bir tane de üzerine mayın atacağım. Mayın da sağlam vuracak. Bayağı bir dağıldı ortalık. Bir yandan cooldown'un dolmasını bekliyorum. Beklerken şuraya tek iyice vurayım. Savaşından beri ölüyor. Healing potion içti bak, gördün mü? Otomatikman. He. Şimdi bunların şeyleri var. Önceden bir takım kurallar belirleyebiliyorsun. İşte mesela health %30'a düşünce potion içsin falan. O ayarları yapabiliyorsun. Güzel. O onu yaptı. Şimdi genelde oyunda şey yapmak daha mantıklı. Böyle bir range karakterle arkaya geçip savaşın genel olarak gidişatına yürütmek daha akıllıca. Şeyin indi. Warrior'ın indi. Bir. Bu portion için. Sana söylediğim şey de bu. Rage Demon biraz zor inecek. O Iron Bull'u kaldırdılar. Biraz daha. Ha, şimdi bunun önünden kaçabiliyor olmam lazım. Öldüm. Muhtemelen savaşı kaybedeceğiz. Sağda varmış karakter. Bunu hiç görmediğim, öldük. Sağdakini görmedim. Evet. Neyse, bu arada da öldük. Neyse, aktörünü görmüş olduk. Normalde şöyle oluyor bu iş. Bunları öldürdükten sonra FPL Station ana karakterini o rift'i kapatıyorsun. Fakat ikinci aşama başlıyor. Bir takım demonlar tekrar çıkıyor. Tekrar saldırıyorlar. Ona da öldürünce kapatabiliyorsun üçüncüsü çıkıncaya kadar. Hmm. Biraz güçlü bir gruba daldık. Şunu da görmedim ben. Olsun, sorun değil. Oyunun şey içerisinde burada bir tane saldıran bir yaratık daha varmış. Bunu da öbür tanka warrior'a tanklattırmak lazımdı. Onu yapmadığımız için öldük. Sorun değil. Ne oluyor önce? Üstümüzden başlayacağız. Hiçbir penaltı yok. He. Bir sorun yok yani. Peki yani bu, anladığım geldik kadarıyla yani bunun savaşları da öyle yani Skyrim gibi Allah Allah dalıp bitirebileceğin şeyler değil. Değil. Bayağı bir uzun sürüyor yani küçük bir gruba saldırsan bile taktikleri vermen gerektiği taktikleri için. Ben mesela sağdakini görmemiştim. Sağdaki nabiyi görsem birinin öbürünü tanklattırıp bir yandan DPS'i birini yönlendirip önce onu indirip sonra öbürünü indirmeye çalışırdım. Sağdakini hiç fark etmedim bile. Oyunun saat bak bazında konuşursak ne kadar bir zamanını alıyor? Vallahi çok zaman alıyor. Ana görev ki ben 17 saat oynadım. Okuduklarımdan yola çıkacağım açıkçası. 35 saatte bitirilebiliyormuş. Ama ona karşın daha da yani görmediğin, bitiremediğin bir sürü geri kalıyor. Şeyi de söyleyeyim. Özellikle bazı özel savaşlarda gerçekten üst üste kasman gerekebiliyor kazanmak için. Mesela orada elemental ateş yükselirken ben sağa doğru kaçmam gerekiyordu. Yani aslında savaş taktik ama aynı zamanda aksiyon da var işin içerisinde. Ben mesela karakteri vururken sol tuşuma tıklıyordum. Hı hı. Yani gerçek zamanlı olarak aslında karakterim ona vuruyor. Hı. İşte o yüzden ben daha çok onlara girmeden çünkü bazen o mesafeyi ayarlamayıp boşa falan sallayabiliyorsun. Öyle bir problem var. Ben onları savaşta salıp arkadaki büyücünle veya okçuyla savaş alanını kontrole altına almaya çalışıyordum. Genel taktik bu oluyor. Şey söyleyeyim, benim oyunda gördüğüm en sıkıcı şey bu demin yolladığımız ajanlarımız vardı ya, geri çektik. Hı. Onlar görevi bitince diyor ki görev bitti, gel bak. Çünkü bazen ana senaryonun akması buna hani bağlı oluyor. Ama sen orada aksiyona dalmışsın. Dönüp geri bakman gerekiyor. Falan o biraz işi yavaşlatıyor. Tekrar git gel, arada yüklemeler falan oluyor.
Ama onun dışında oyun gayet çekici bir şekilde akıyor. Ve sürprizlerle dolu bir hikayesi var. Hmm. Yani hikayenin bir yerinde çok önemli bir görüşmeye gidiyorsun. Şey anlatmayacağım, şey ipucu vermemek için. Tam görüşmenin ortasında karşı taraftan birisi geliyor. Senin görüşmenin ortasında bir tane yumruk çakıp aşağı indiriyor. Diyorsun ki ne oluyor? Yani normalde hiç böyle beklemediğin bir şey. Yani sana bir takım sürprizler verebiliyor. Hmm. Daha sonra biri sana okla bir mesaj gönderiyor. Onu takip etmeye başlıyorsun. Bir anda her şey değişiyor. Ama oyunun arayüzü mesela çok dost canlısı değil. Orada benim ikinci kata çıkmam gerekiyordu mesela haritanın bir yerinde. İkinci kata nasıl çıkacağım hakkında hiç fikrim yok. Meğersem fast travel yapıyormuşsun. Evet. Sen onu çabalayıp öğreniyorsun bir yandan. Çok hali İngilizce gerektiriyor. FRP bilgisi az çok gerektiriyor ve çok okuman gerekiyor. Yani çok çabuk öğrenemeyebiliyorsun. Ama daldığın zaman da kolay kolay bırakmıyorsun. Keyifli bir oyun olmuş. Yani hani yüzlerinden rahatlıkla 75 ve üstü alabilecek bir oyun var karşımda. İkiyle alakası yok diyorsun. İkiyle alakası yok. Bu aslında bana sorarsan bir tane daha güzel bir oyun. Bunun bir de ek paketleri gelecek düşün. Oo. Kim bilir neler çıkacak karşımıza. Vallahi oyun iyi gözüküyor. Aha ne oldu? Bir şey bize daldı. Ne daldı bilmiyorum. Ayı olabilir. Ha yok şey yakınımızda... Kimmiş? Hadi bakalım. Bari bunları hallet. Bunları hallederim canım artık. Bunlar şeyler. Dur kim dalmış bize görmüyorum. Şöyle biraz kaydıralım. Bir tane asker mi dalmış? Hayır, biz büyü yediğimize göre bizim büyü, ha biz büyü attık. Sen büyü attın. Tamam canım, bunda bir şey yapmama gerek yok. Oh. Bak ona indi. Bak çektim kendime. Geçmiş olsun. Gitti o. Ha arkada var mı? Bence uzaktan da yiyorsunuz. Yok, uzaktan benim adamlarım vuruyor. Şu arkadaki mayını açtılar mesela. Ha bak hazır şey olmuşken... Şu lootlar düşüyor ya. Tamam. Bunları bulması çok zor. Yani şey mouse üzerine getirmezsen görmüyorsun. Çok çalı çırpı var ya oyun içerisinde. Anladım. Onun altında kalıyor. Böyle şans eseri falan buluyorsun. Bende birkaç defa oldu. Savaşa gidip dönerken daha önce savaştım bölgeden geçerken yerde loot gördüm. Hani işte bunları toplayıp mesela cloud bu hani şey medium armor'a diyorsun falan. Bunları yaparken de şeyler var. Kendine bir silah yaparken eklediğin parçalar farklı farklı metaller falan olduğu için bir tanesi defansa daha farklı bir güç veriyor, bir tanesi ofansa daha güçlü bir şey, değişik bir güç veriyor falan. Onlara bakarak yeni silah yapman gerekiyor. Tavsiye ediyor musun oyuna? Ediyorum. Yani FRP seven bir adam olarak gerçekten güzel bir oyun olmuş. Güzel. Bu defa yapmışlar. Bir iki oyundan çok daha güzel bir oyun var karşımızda. Ek paketlerin de eğer abartmazlarsa fiyatlarını lütfen abartmasınlar. Alınacak bir oyun gibi görünüyor ama ha yılın oyunu olmaz. Onu söyleyeyim. Yani çünkü bu biraz spesifik kitleye hitap eden bir oyun. Yani yılın oyunu olacak kadar süper bir oyun değil ama kendi oyun serisinde en iyisi bu. En iyi Dragon Age bu yani. Çok net söyleyebilirim onu. Ve bayağı da uzattık yani. Hayır bu oyun bitmez ki yani şey yapamazsın. Uzattık diye diyorsun sadece böyle bir baktık aslında. Aynen öyle yani rol yapma oyunu. Benim gibi anlatacak yani şu an şöyle çok hızlı düşünüyorum. Ata binmedik mesela. Atı çağırıyorsun geliyor ama diğer karakterlerden ata binmiyor. Sen tek başına gidiyorsun attan inince onlar yanında bir anda beliriyor gibi böyle bir takım şeyler de var yani. Peki yine teşekkür ediyoruz. Yok rica ederim. Durdur beni. artık daha oyunlar sen devam ediyorsa oynama yine görüşeceğiz. İnşallah görüşürüz. Evet, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.